Herkese hayırlı geceler. Değerli izleyicilerim, nasılsınız? İyi misiniz? Ben bugün sizlere burma baklavayla geldim karşınıza. Saat şu anda gecenin 11'i yani 23. Ben bu baklavayı yapmaya başladığımda sabah 4 civarıydı. Ancak dinlenmesi ve şerbetini çekmesi bu kadar zaman aldı. Sözü fazla bekletmeden nasıl yapıldığına aşama aşama göz atalım. Buyurun gidelim. İlk önce tatlımızın şerbetini koydum, kaynamak üzere. Ölçülerimizi verelim. Bu görmüş olduğunuz çorba kasemizle 3 adet toz şeker, 3,5 su kullandım şerbetimiz için. Yarım da limon. Tatlımızın olmazsa olmazı ceviz içimiz, yarım kilo kadar. Şimdi bunu robotumuzdan inceltelim. Kabımıza inceltmiş olduğumuz cevizimizi dökelim. Tavamızın içerisine 100 gram tereyağımızı alalım. Yağımız eridikten sonra üzerine 2 su bardağı kadar sıvı yağ ekleyeceğim. Bir paket hazır yufkamız var. Gördüğünüz gibi böyle. İçerisinden bir tane alıyorum. Bir kat. Ve diğer kalanımızı sarıyoruz. Kurumaması için kendi naylonuyla birlikte. Bu görmüş olduğunuz yufkamızın üzerine tereyağı ve sıvı yağ karışımımızdan gezdirdim. Ve içimizden içerisine serpiyoruz. Eşit bir miktar olacak şekilde. Bu şekilde hazırladık. Ve böyle bir çubuğum var elimde, plastik, onun üzerine saracağım. Ucunu biraz böyle öptükten sonra diğer ucunu da bu hale getirdim ve iki başından tutup şekilde sıkıştırıyoruz. Böyle çıkarttık. Tepsimize yağ gezdirmiştim tepsimize daha önce de. Bu şekilde tepsimize bütün yufkalarımızı tepsimiz dolana kadar hazırlayacağım. Tepsimizin tamamını doldurduk. Üzerine yağımızdan şöyle fırçamızla gezdirelim. Daha güzel kızarması için. Zaten içerisine
bol miktarda yağdan katmıştık. Üzerine de böyle hafif fırçamızın ucuyla hafif hafif sürelim. Ve bıçağımızla şöyle ufak parçalar halinde keseceğiz. Tatlımız hazır. Isıtmış olduğumuz fırınımıza kızartmak için şimdi vereceğiz. Tatlımız pişti. Şimdi ilk sıcağı geçti. Üzerine şerbetini dökelim. Şerbetimiz tamamlandı. Yaklaşık 2 saat kadar dinlendikten sonra da servis yapacağım. Tatlımızın son hali, şerbetini güzelce çekti içerisine ve çıtır çıtır oldu. Şimdi servis tabağına alacağım. Son halini hep birlikte görelim. Servis tabağımızı aldım. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır oldu. Çok lezzetli, bol cevizli. Hazır yufkadan böyle vurma baklava yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün böyleydi videomuz. Başka bir videomuzda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.